Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 3 adım denemelerimizin AYT kısmına geçtik. Biliyorsunuz AYT'de 13 tane soru var biyoloji ile ilgili. 5 Beş denemenin 5'inde yine bu videomuzda çözeceğiz. Birinci adımımız oluşturuyor. Daha sonra ikinci adım ve üçüncü adımı da çözeceğiz. Başlayalım. 28. soru diyor ki, segmentasyonla oluşan hücrelerin niceliklerinden hangilerinde değişme olmaz? Segmentasyon ne demek? İlk önce bundan bahsedelim. Arkadaşlar, e, döllenme gerçekleşir. Bakın sperm yumurta e, sperm hücresiyle yumurta hücresi döllenir. Daha sonra iki en kromozomlu bir zigot oluşur. Bu zigot oluştuktan sonra segmentasyon dediğimiz sürekli bölünme olayı başlar. Sürekli bölünme olayında e, çok hızlı gerçekleştiği için mitoz da, mitoz de çok hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar segmentasyon olayında. Dolayısıyla burada hücrelerin büyüklüğünde herhangi bir artış olmadan herhangi bir değişiklik olmadan ağırlığında yine herhangi bir değişiklik olmadan sadece hücre sayısı artırılır. Mesela zigot diyelim ki 2 gramlık bir ağırlığa sahip. Mesela bizim hücremiz tabi daha küçük bir ağırlığa sahiptir ama ben anlaşılır olması için bu şekilde söyledim. Bu 2 gram ağırlığına sahip olan hücremiz şu şekilde sürekli bölünerek hücre sayısını artırıyor arkadaşlar. Biz buna segmentasyon diyoruz. Şu karelerin her biri nedir? Birer hücredir. Oluştuğu zaman hücrelerin yine ağırlığı toplam olarak ne kadar olur? 2 gram olur. Bakın segmentasyon sırasındaki hücrelerin ağırlığı bakın her bir teker teker hücreyi düşüneceğiz. Toplam ağırlığı düşünmeyeceğiz. Tek bir hücreyken, toplam 2 gram ağırlığındayken ne oldu bakın burada? Mesela 32 tane hücre oldu. Bu 32 hücrenin her biri daha ağırlığı küçülmedi mi? Küçüldü. O zaman ağırlığı değişir. Büyüklüğü normalde şöyle büyük bir hücreydi. Daha küçük hücrelere bölünmedi mi? bölündü. O zaman büyüklüğü de değişir. Ama değişme olmayan hangisidir? Genetik bilgisi. Çünkü genetik bilgi e, mitoz bölünmelerle hani bu hücreler oluştuğu için genetik bilgi olduğu gibi aktarılıyor. O yüzden genetik bilgide bir değişiklik olmaz ama hücrelerin ağırlığı küçülür. Büyüklüğü yine ne olur arkadaşlar? Küçülür. O yüzden de ne olacak? Değişme olmaz dediği için cevabımız Bursa seçeneği olacak. 29. sorumuza gelelim. Hormonların etki mekanizması birbirinden farklılık gösterir. Örneğin insülin hormonu vücutta çok farklı doku hücrelerini uyarabilirken TSH yani tiroid uyarıcı hormon yalnızca tiroid bezi hücrelerini uyarır. Arkadaşlar bu ikisinin farklı olmasının sebebini sormuş bize, temel nedenini. Bunun temel nedeni nedir? Bağlandıkları hücrelerdeki reseptörler farklıdır. O yüzden, tamam mı? Bununla ilgili bir cevap arayacağız biz. Molekül büyüklüklerinin farklı olması ilgisi yoktur. Farklı bezlerden salgılanmaları, hayır. Etki ettiği dokuya kan ile taşınmaları, bütün hormonlar kanla taşınır, etki yok. Farklı miktarda salgılanmaları, hayır. Hedef hücrelerdeki reseptöre özgü olmalıdır. Reseptörler nedir peki? Hani biz hücre zarını çiziyoruz ya. Hücre zarının üzerinde ne var diyoruz? Şöyle üzerinde glikoz bağlanan glikoproteinler vardır. Bu glikoproteinler, glikolipitler hücreye reseptör özelliği kazandırıyor. Yani hücrenin belirli maddeleri tanımasını, onlara bağlanmasını veya hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Dolayısıyla buradaki hormonların farklı farklı hücrelere etki etmesinin sebebi de sadece reseptöre özgü olmasından kaynaklanır. Mesela TSH gider tiroid bezindeki hücreleri tanır. İnsülin de gider karaciğerdeki hücreleri tanır. O yüzden de reseptör reseptörleri farklı olduğu için farklı yerleri etki ediyorlar. Gelelim diğer sorumuza. 30. sorumuz. Diyor ki 30. soruda belli bir bölgede yaşayan vaşak popülasyonundaki birey sayısı zamanla artarken tavşan popülasyonundaki birey sayısı azalmaktadır besini azalan vaşakların sayısının da bir süre sonra azaldığı görülmüştür. Şimdi arkadaşlar bir grafik çizeceğimiz zaman şöyle bir grafik çıkar karşımıza. Mesela mavi ile çizdiğim vaşak olarak düşünün. Vaşaklar arttığı zaman Kırmızı ile çizdiğimde tavşan olsun. Tavşanlar ne yapacak? Azalacak. Çünkü vaşaklar tavşanlarla beslendikleri için vaşak sayısı arttığından daha fazla tavşan yiyecekler. Dolayısıyla tavşanın sayısı azalacak. E tavşan azaldı. Azaldığı için de vaşaklar bu sefer besin bulamayacaklar. Besin miktarı az olduğu için bazıları beslenemeyecek, ölecek. Dolayısıyla ne olur? Vaşak sayısı zamanla azalacak. Vaşak sayısı azaldığı için bu sefer de tavşanları yiyecek fazla vaşak kalmadığı için tavşan sayısı ne yapacak? Artacak. Şöyle bir grafik çıkacak karşımıza bakın. Şöyle artmalı, azalmalı bir grafik çıkacak. Bu grafik her zaman için neyi verir bize? Av avcı ilişkisini verir. Ki zaten burada diyor ki başak sayısı artarken tavşan sayısı azalmaktadır. Burada bununla beslendiğini söylememiş ama zaten soruyu okuduğumuz zaman anlıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Av avcı ilişkisi oluyor. Diğerlerini de açıklayayım. Türler arası rekabette şöyle bir grafik karşınıza çıkar. İki canlıyı aynı ortama koyduğunuz zaman eğer aynı besine besleniyorsa birinin sayısı artarken Diğerinin sayısı arkadaşlar zamanla azalır. Böyle bir grafik çıkar karşınıza türler arası rekabette. Daha sonra amensalizm. Amensalizmde de şöyle bir durum vardır. Bir tür zarar görürken diğer tür bundan etkilenmez. Yani şöyle düşünün arkadaşlar bir tür zarar görüyor diğeri de etkilenmiyor. Mesela yolda yürürken bir karıncaya bastınız öldü. Fark etmediniz bunu. Siz bundan etkileniyor musunuz? Hayır. Peki karınca bundan zararlı etkileniyor mu? Evet ne oluyor? Ölüyor. Dolayısıyla bir tür zarar görürken diğer tür bundan etkilenmez. Mutalizm her iki türünde fayda gördüğü birlikteliktir. Mesela örnek verelim. Bizim bağırsağımızda yaşayan bakteriler bizim için B ve K vitamini üretirler. Bizler de onlar için hem barınma ortamı sağlamış oluruz. Hem de arkadaşlar e, be, yediğimiz besinlerden veririz. İkimizde fayda görüyor muyuz? Evet. O zaman bu bir mutalizmdir. Parazitlikte ise bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar verir Yine bizim bağırsaklarımızda bulunan e, bağırsak solucanları Bunlar ne yapıyor bizim yediğimiz besinleri yiyerek bizim onlardan enerji almamızı engelliyor bize zarar veriyor Peki kendisi besinleri yiyerek fayda görüyor mu görüyor bu da nedir parazitliktir Mesela kene e, Kene nedir arkadaşlar bizim vücudumuzdan kan emerek bize zarar verir kendisi de ne yapar beslenir fayda görür ise parazitlik de bu şekildedir. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerdeki fotosentezde hangileri ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir? Arkadaşlar fotosentezi ben size şöyle daha önceki fotosentezle ilgili çıkmış video, sorular videomda şöyle anlatmıştım. Demiştim ki bu tabloyu bildiğiniz zaman birçok şeyi bilirsiniz demiştim. Şimdi iki tane evre vardı. Neydi bunlar? Biri ışığa bağımlı evredir. Işığa bağımlı evre. Diğeri de ışıktan bağımsız evredir. Yani karanlık evre olarak da geçebilir. Işığa bağımlı evrede arkadaşlar ışıktan bağımsız olacak şurası. Buraya aydınlık evre diyebiliriz. Işıktan bağımsız evreye de karanlık evre diyebiliriz. Işığa bağımlı evre kloroplastın tilakoid zar dediğimiz kısmında gerçekleşir. Tilakoid ya da sizin karşınıza tilakoid demez de grana der granum der aynı şey fark etmez. Işıktan bağımsız evrede nerede gerçekleşiyor? Stromada. Yani kloroplastın e, stoplazmasında gerçekleşiyor. Şimdi biraz daha uzaklaştırayım. Burada peki ışığa bağımlı evrede ne oluyor? Fotosentezin genel denklemi neydi? Karbondioksit, su birleşir, besin artı oksijen üretir değil mi? Burada arkadaşlar İlk olarak su devreye giriyor ve ışığa bağımlı evrede ışığın etkisiyle parçalanıyor. Su parçalandığı zaman açığa oksijen çıkar, oksijen atmosfere verilir. Daha sonra suyun parçalanmasıyla açığa çıkan elektronlar sayesinde elektron taşıma sisteminde bu elektronlar taşınıyor ve 3 tane ATP üretiliyor. Ayrıca yine sudan ayrışan hidrojen sayesinde de bunlar da gidip NADPH'a bağlanıyorlar ve 2 tane nat pH oluşturuyorlar. Nat pH iki tane oluşturuyor. Böylece ışığa bağımlı evre bitiyor. Daha sonra ışıktan bağımsız evre hemen başlıyor. Unutmayın ışığa bağımlı evre gündüz, ışıktan bağımsız evre gece gerçekleşir derse bu yanlış olur. Her ikisi de gündüz gerçekleşir ışık varlığında. Işığa bağımlı evre biter bitmez ışıktan bağımsız evre başlar. Geliyoruz daha sonra ışıktan bağımsız evrede karbondoksit özümlenir. Yani karbondoksit alınır. Buradaki 3 ATP kullanılır enerji olarak. Daha sonra NADPH'lardaki hidrojenler alınır ve besin üretilir arkadaşlar. Karbondoksitle birlikte besin üretiliyor tabloyu bildiğiniz zaman emin olun fotosentezin birçok sorusunu çözersiniz. Diyor ki hangileri ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşir? Bakalım. Oksijenin açığa çıkması ışığa bağımlı tepkimede de, tepkimede mi oldu? Evet. Suyun fotolizi yani parçalanması, fotoliz demek ışıkla parçalanmak demek. Su ışıkla parçalandı mı? Evet. Karbondioksit kullanılması nerede oldu karbondioksit kullanılması? ışıktan bağımsız evrede bu olmaz. ATP tüketimi. ATP'nin tüketimi nerede oldu? Işıktan bağımsız evrede. Bu da olmaz. Eğer ATP üretimi deseydi ışığa bağımlı evreyi alırdık. Tüketim dediği için almıyoruz. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 A şıkkı olacak. Bu tabloyu bir iki kere yazın. Fotosentezin birçok sorusunu çözersiniz emin olun. Diyor ki aşağıdaki görselde dolaşım sistemine ait bazı damarlar numaralandırılarak belirtilmiştir. Buna göre sağlıklı bir bireyde yemekten sonra glikoz miktarının en fazla olduğu iki damar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakın glikoz miktarı yemekten sonra hangisinde en fazladır diye bize sormuş. İlk önce damarlarımızın isimlerini yazalım arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın Burada bir numaralı damar nereye gidiyor? Bakın akciğerlere gidiyor. Kalpten mi çıkmış? Evet. O zaman bu nedir? Akciğer atar damarıdır. Akciğer atar damarı. İki numaralı damara bakalım. Sırasıyla yazalım. İki numaralı damar nereden çıkmış? Bakın karaciğerden çıkmış. Karaciğerden çıkan damar nedir? Karaciğer üstü toplar damarıdır ya da karaciğer toplar damarıdır. Daha sonra geliyorum 3 numaralı damara. Sindirim kanalının karaciğere bağlandığı damar bu hangi damardır? Kapı toplar damarıdır. 4 numaralı damara geliyorum arkadaşlar. 4 numaralı damar da nereye gidiyor bakın? Beyne gidiyor değil mi? Kırmızı olanlar gidiyor demektir. Beyne gidiyor. O zaman bu hangi damardır arkadaşlar? Beyne giden şah damarıdır. Şah damarı. Daha sonra geliyorum 5 numaralı damara. Böbreklere geliyor bakın. Böbrek atar damarıdır. Şimdi bunların isimlerini yazdık. Diyor ki ee, sağlıklı bir bireyde yemekten sonra glikoz miktarının en fazla olduğu iki damar. Şimdi glikoz nerede geri emiliyor? Sindirim kanalında geri emiliyor yani bağırsaklarda. Bağırsaklardan direkt nereye gidiyor? Karaciğere. O zaman kapı toplar damarında fazla mıdır? Evet, 3 numarayı alacağız. 3 olmayanları silelim. Peki kapı toplar damarından karaciğere giriyor. Karaciğerde bir eee Olay dönüyor. Diyor ki, mesela diyor eğer kandaki şeker düşükse glikozu direkt kana veriyor. Kandaki şeker yüksekse arkadaşlar bir kısmını depo ediyor. Geriye kalanını yine veriyor. O zaman kapı toplar damarından çıktıktan sonra hangi damarda daha yüksektir? kapı e, Karaciğer üstü toplar damarında yüksektir. 2 ve 3 de yüksektir arkadaşlar. 5 numarada yüksek değildir. Neden yüksek değildir? Çünkü 5 numaraya gelmeden önce burada bir kola ayrılıp nereye gidiyor? Kalbe gidiyor. Daha sonra ayrıca akciğerlere gidiyor. Akciğerlerdeki hücreleri de besliyor. O yüzden orada şeker miktarı azalıyor glikoz miktarı. Ama en yüksek olduğu damar 2 numara ve 3 numara. Mesela size burada şu damarı da işaretlemiş olsaydı bakın şuradaki damarı. Bu nedir? Alt ana toplar damardır. Alt ana toplar damardır bu damarda da yüksek olur. Çünkü karaciğer toplar damarının direkt olarak bağlandığı damar neresidir? Alt ana toplar damardır. O yüzden orada da fazla olur diyebiliriz. Eğer işaretlemiş damarı bize vermiş olsaydı. Geliyoruz 33. soruya. Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncının ayarlanmasında aşağıdakilerden hangisi görevlidir? Kulak zarının her iki tarafındaki hava basıncı yani hem dış taraftaki hem de iç taraftaki hava basıncı demek istiyor bize. Şimdi kulağımızın yapısına baktığımız zaman kulağımızın yapısında şimdi dış kulağımız var değil mi? Dış kulak şurası, şöyle şurası, şurası kulak kepçemiz olsun. Arkadaşlar dış kulak geliyor burada kulak zarıyla orta kulağa bağlanıyor. Orta kulakta 3 tane kemik var. Çekiç, örs, üzengi kemikleri. Daha sonra bunlar da geliyorlar oval pencere ile oval pencere ile Salyangoz dediğimiz yapıya bağlanıyor. Şu şekildedir salyangoz ve salyangozun ilk başlangıç kısmı da dalız olarak isimlendirilir. Şöyle yapalım. Birazcık salyangozun bir değişik oldu ama tekrardan çizeyim. Şöyle salyangoza gelip bağlanıyor. Burada üç tane kanal vardır arkadaşlar. Bu kanallarda ses olayları gerçekleşiyor. Daha sonra da bizim yine İç kulağımızda denge organlarımız vardır. Yarım daire kanalları ve bunların uç kısmında bulunan tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapılar vardır. Bunlar da dengeden sorumludur. Şimdi burada orta kulakta yutağa bağlanan östaki borusu dediğimiz bir boru vardır. Östaki borusu. Östaki borusu dış ortamla İç ortam arasındaki hava basıncını ayarlar arkadaşlar. Kulak zarının şişmesini falan sağlıyor. Böylece hava basıncını ayarlıyor. O zaman hava basıncını kim ayarlıyormuş? Östteki borusu şıklarda arayacağız. Burada bakın denizli şıkkında östaki borusu var. Salyangoz işitmeden sorumlu. Çekiç, örs, üzengi işitmeden sorumlu. Kulak zarı östaki borusuna bağlı olarak yine hem sesin iletilmesinde hem de östaki borusuna bağlı olarak yine e, basıncın ayarlanmasından da sorumludur. Tulumcuk ve kesecik de dengeden sorumludur. Dolayısıyla cevabımız östaki borusu olacak. Gelelim diğer sorumuza. 34. sorumuz. Mesajcı RNA kodonları ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi mesaj RNA kodonları neydi? 3 tane 3 tane e, nükleotit bir araya geliyor. Biz bu üçüne ne diyoruz? Kodon diyoruz, değil mi? Neye göre sentezleniyorlar? DNA'daki şifrelere yani kodlara göre sentezleniyorlar. Diyor ki iki farklı kodon aynı amino asidi şifreleyebilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Mesela AAG kodonuyla mesela ee, ne olsun CAG kodonu aynı amino asiti kodlayabilir. Dolayısıyla bu doğrudur. Bir kodonun şifrelediği amino asit türe özgü farklılık gösterir. Bir kodonun şifrelediği amino asit türe özgü farklılık gösterir. Burada şunu demek istiyor. Yani diyor ki AAG kodonu mesela insanlarda A amino asitini kodluyorsa Mesela işte e, hayvanlarda mesela diyelim köpekte B B'yi kodluyordur diyor. Burada böyle bir durum yoktur arkadaşlar. Kodonlar bütün türlerde aynıdır. Yani AAG bizde de A'yı kodlar. Köpekte de bakteride de aynı e, amino asit kodlar. O yüzden bu yanlıştır. Amino asit şifrelerini, çeşitlerini şifreleyen 61 çeşit kodon vardır. Şimdi bunun mantığını size şöyle anlatayım. Bizim normalde kaçlı nükleotitler bir araya geldiği zaman bir kodon oluşturuyor? Üçlü. Peki kaç çeşit mesajcı RNA'da kaç çeşit nükleotit var? Dört değil mi? Nedir bunlar? Adenin, urasil, guanin ve sitozin. Dört çeşit kodonumuz var. Arkada şey e, nükleotidimiz var. Bu dört çeşit nükleotidin üçlü kombinasyonlar şeklinde bir araya gelmesi dördün küpünü aldığımız zaman 64 çeşit oluyor. 64 çeşit kodon vardır. Peki bu 64 çeşit kodonun 3 tanesi durdurucu kodondur ve bunlar amino asit şifrelemez. Yani bunların karşılığında amino asit gelmez. Bunlar nedir? A Pardon yanlış yazdım. U A A Ultra aslan aslan diyorduk biz. Daha sonra Ultra Aslan Galatasaray yani UAG. Sonra Ultra Galatasaray Aslan diyoruz arkadaşlar. UGA Galatasaraylı olmayanlar belki sevmeyebilir ama bu şekilde kodlayabilirsiniz veya farklı şekillerde vardır illaki kodlama şekli. Ben bu şekilde biliyorum. Bunlar durdurucu kodondur. Bunlar amino asit şifrelemezler. Sadece bunlara geldiği zaman protein sentezi durur. Geriye kaç tane kodon kaldı? 61 tane. 61 tane kodonda Amino şifreler dolayısıyla doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Yani Denizli seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. 35. Ekosistemlerdeki farklı canlı türlerinin özelliklerinden hangileri aynı olabilir? Şimdi farklı canlı türleri. Ekolojik nişleri aynı olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Mesela Aynı işi yapıyor olabilirler, aynı besinle besleniyor olabilirler. Ekolojik niş derken sadece fotosentez yapıyor gibi düşünmeyin. Heterotrof olmak da bir iştir. Dolayısıyla mesela bir e, aslanla kaplan, ikisi de geyikle besleniyor mu? Besleniyor. O zaman ekolojik nişleri aynıdır diyebiliriz. Habitat, habitat nedir? Yaşadıkları ortam. Aynı olabilir mi? Olabilir. Aslanla kaplan aynı yerde yaşayabilirler. Beslenme biçimleri Nasıl besleniyorlar bunlar? Etçil besleniyor değil mi? Aynı olabilir diyor muyuz? Diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne hepsi aynı olabilir. 36. soru. Aşağıdakilerden hangisi midede bulunan düz kas hücrelerine ait özellikler arasında yer almaz? Sindirim sistemi konusu gibi sorusu gibi görünüyor. Mide ile ilgili sormuş ama düz kas o zaman nedir? Destek ve hareket sistemi ile ilgili bir soru mekanik uyarılar ile kasılabilmeleri. Evet mesela bir e, yemeği gördüğünüz zaman midemiz çalışmaya başlar arkadaşlar. Oradaki düz kaslar kasılabilir. Veya işte yemek yediniz yuttunuz lokma gidip mideye temas ettiği anda düz kaslar çalışmaya başlar. Mekanik uyarılarla kasılabiliyor. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretim yani oksijenli solunum yapabiliyor mu? Yapabiliyorlar. Bu oksidatif fosforilasyonu yapamayan sadece şeydir. E, çizgili kas hücreleridir. Kalp kas hücreleri de her ikisini de yapabiliyor. Hem oksidatif fosforilasyon yapabiliyor yani oksijenli solunum hem de laktik asit fermentasyonu yapabiliyor. Ama çizgili kas hücrelerimiz arkadaşlar yine aynı şekilde oksidatif fosforilasyon hem de laktik asit fermentasyonu yapabiliyor. Aktin ve miyozin filamentleri içerme tüm kaslarda bunlar var zaten kasılma birimleridir bunlar. Kimyasal enerjiyi hareket enerjisine çevirebilme ATP'yi harekete çevirebilir yani hareket edebilir doğru. Merkezi sinir sisteminden uyartı almadan kendi impulsunu üretebilmeleri bu kimin özelliğidir? Kalp kas hücrelerinin özelliğidir. Dolayısıyla bu yanlıştır düz kas için geçerli değildir. Kalp kasımız nasıl çalışıyor? Merkezi sinir sisteminden yani beyin ve omurilikten herhangi bir uyarı almadan kendi impulsunu uyarısını üreterek kendi kendine çalışabiliyor. Mesela e, bitkisel hayata girmiş kişiler bunun için bir örnektir. Beyin fonksiyonları duruyor büyük bir bölümü, ama kalp hala çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Veya kalp masajının asıl amacı budur kalbe baskı uygulara, uygulayarak oradaki impulsu hani e, uyarmak ve kendi uyarısını kendisi üretmesi için bir uyarı gönderiyoruz kalp masajında. Dolayısıyla bu özellik sadece kalp kasına ait bir özelliktir. 37. soru. Sağlıklı bir insanda nefronda gerçekleşen süzülme ile ilgili süzülme ne demekti? Süzülme glomerulus kılcallarından şunlar glomerulus kılcalları Bowman kapsülüne doğru gerçekleşen Olaydı değil mi? Basınç farkından dolayı gerçekleşiyordu. Diyor ki: Kan basıncı artarsa süzülme hızı artar. Hangileri yanlıştır diye sormuş bize. Kan proteinleri Bowman kapsülüne geçemez. Vücut için gerekli besinlerin geçişi engellenir. Arkadaşlar, kan proteinleri Bowman kapsülüne geçemez. Bu doğrudur. Sadece kanın plazma kısmını düşünün. Kanın plazma kısmında ne var? Organik moleküller var. Daha sonra ee, işte ne vardı unuttum şu an. Antikorlar falan var. Oradaki kan proteinleri kısmını çıkardığınız zaman geriye kalanlar besinler falan geçebiliyor. Ama kan proteinleri Bowman kapsüle geçemiyorlar. Vücut için gerekli besinlerin geçişi engellenir demiş. Hayır süzülme sırasında geçiş olur. Ama vücut için gerekli besinler buradan ne yapar? Kana tekrardan geri emilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Kan basıncı artarsa süzülme hızı artar demiş. Normalde kan basıncı glomerulus kılcallarında 70 mm civa. Bu şekildedir arkadaşlar. Eğer bu basınç artarsa daha fazla süzüntü geçer. Dolayısıyla süzülme hızı artar. Doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız C şıkkı yalnız 3 olacak. 38. soru. Ökaryot bir hücrede DNA replikasyonunun gerçekleşebilmesi için moleküllerinden hangilerinin çekirdekte bulunması gerekiyor? Yani diyor ki DNA replikasyonu için hangileri lazım? Bakalım. Arkadaşlar, DNA polimeraz lazım mı? Evet, çünkü nükleotitleri o ekliyor. Nükleaz, nükleaz gerekli değildir. Neden? Çünkü nükleaz nükleotitleri sindirerek nükleotitleri parçalayan bir enzimdir. Biz burada nükleotitleri parçalamıyoruz. Ne yapıyoruz? DNA'nın yapısına katıyoruz. Dolayısıyla bu gerekli değil. ATP gerekli çünkü replikasyon sırasında enerji harcanacak. DNA ligaz yine gereklidir arkadaşlar. Çünkü DNA ligaz ne yapıyor? Şimdi zincirin bir tanesi kesintisiz devam ederken diğeri şöyle parçalar halinde devam eder. Biz bu parçalara o kazaki parçaları diyoruz. Bu parçaların birleştirilmesi için DNA ligaz görev alır. Dolayısıyla cevabımız 1-3-4 Edirne şıkkı olacak. Geçelim şimdi diğer sorumuz 39. sorumuz. Diyor ki solunum mekanizması duran bir insanda solunumu yeniden başlaması sürecinde olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Solunum mekanizması tamamen durmuş. Ne bakalım bir okuyalım. Diyafram kasının kasılması, kanın asitliğinin artması, oksihemoglobin miktarının artması, omurilik soğanının uyarılması. Şimdi arkadaşlar Solunum mekanizması durduğu için karbondioksit dışarı verilemeyecek. Dolayısıyla karbondioksit kanda birikir. Kanda biriktiği zaman kanın asitliği ne yapar? Artar yani pH düşer. Birinci sırada bu olması lazım. pH düştüğü için hemen omurilik soğanı uyarılır ve solunum mekanizması e, tekrardan çalışmaya çalıştırılır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci sırada omurilik soğanın uyarılması var. Sonrasında Diyafram kasları kasılacak. Kasıldığı zaman da ne olacak? Diyafram kası kasıldığı için hava içeriye alınacak. O zaman 3. sırada diyafram kası kasılır. Hava içeri alındığı zaman oksijenler gider, hemoglobin'e bağlanır ve oksihemoglobin hemoglobin miktarı artar. Cevabımız 2 4 1 3 şeklinde olur. Yani A şıkkı olacak. Son sorumuza geliyoruz bu deneme için aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin bölümlerinden olan ara beynin görevlerinden biri değildir? Ara beyin arkadaşlar 3 bölümden oluşuyor. Nedir bunlar ara beyinde? Talamus, talamus, hipotalamus ve epitalamus. Epitalamusla ilgili çok bir şey bilmenize gerek yok. Ama talamus ve hipotalamus bizim için önemlidir. Talamus e, duyu organlarından gelen uyarıları toplar, bunları sınıflandırır ve beynin ilgili bölgesine gönderir. Ayrıca uyku uyanıklığı da düzenler. Hipotalamus arkadaşlar, vücudumuzda iç denge ile ilgili olan her şeyi ayarlar hipotalamus unutmayın. Ayrıca hipotalamus yine talamusla birlikte ne yapıyor? Uyku uyanıklığı ayarlıyor. Diyor ki açlık, tokluk ve içten kontrol edilmesi bu şey değil mi? İç denge ile alakalı bir şey değil mi? Evet bunu hipotalamus yapar. Vücut sıcaklığının ayarlanması yine iç denge olduğu için hipotalamus yapar. Duyu organlarından gelen uyarıların toplanmasını kim yapar? Talamus yapar. Uyku ve uyanıklığın ayarlanması talamus ile hipotalamus birlikte yapıyor. Görme ve işitme reflekslerinin düzenlenmesi. Bakın görme ve işitme reflekslerini kim düzenliyor? Orta beyin düzenliyor. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Birinci deneme bitti. Hemen ikinci denemeyi açalım. Evet ikinci denemeyle geldik arkadaşlar. Diyor ki 28. soruda besinlerin tatlarının algılanmasında diyor olaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İlk önce okuyalım. Tat reseptörlerinin uyarılması, impulsların uç beyinde değerlendirilmesi, moleküllerin tükürük sıvısında çözülmesi, impulsların talamusa uğran ulaşması. Şimdi ilk önce bizim moleküllerimiz tükürük sıvısında çözünecek. Birinci sırada bu olacak. Daha sonra çözündüğü zaman tat reseptörleri uyarılacak arkadaşlar. Impulslar yani oluşan hani tat reseptörleri uyarılıyor ya bir impuls oluşuyor. Bu impulslar talamusa ulaşır, sınıflandırır ve nereye gönderir? Uç beyne gönderir. Uç beyinde değerlendirilir arkadaşlar en sonda. Bu gerçekleşir. O zaman 4 1 Pardon 3 1 4 2 şeklinde olur. 3 1 4 2 yani cevabımız denizi seçeneği olacak. 29. sorumuz ekoloji sorusu. Diyor ki: Popülasyonu oluşturan bireylerin yaşam alanlarındaki dağılımı değişiklik gösterir. Sıcaklık, nem, rüzgar gibi çevresel faktörler dağılım modellerinin oluşum, oluşmasında etkilidir. Buna göre bireylerin belirli alanlarda toplandığı kümeli dağılımla ilgili. Kümeli dağılımla ilgili bize soru soruyor. Diyor ki: Gruplar arası uzaklık ve grupların içerdiği birey sayıları farklılık gösterir. Doğrudur arkadaşlar. Mesela aslanlar bir araya gelip bir arada avlanabilirler. Mesela burada 5 tane aslan bir araya gelmişken burada 6 tane aslan bir araya gelebilir ve aralarında belirli bir mesafe yani hani illa şu kadar mesafe olmak zorunda değildir. Hem uzaklığı farklılık gösteriyor hem de grupların birey sayısı farklılık gösterir. Popülasyonlarda en yaygın dağılım modelidir. Doğrudur arkadaşlar. En yaygın dağılım modeli kümeli dağılımdır. Bireyler beslenme ya da savunma amaçlı bir araya gelebilirler. Doğrudur arkadaşlar. Mesela aslanlar beslenme amaçlı bir araya gelebiliyorlar. Mesela e, öküz başta antiloplar var. Bunlar da savunma amaçlı bir araya geliyorlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olacak. Diğer sorumuza geçelim şimdi. 30. Soru. Diyor ki farklı canlılarda gerçekleşebilen fotosentez tepkimeleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar birincisine baktığınızda hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfürü kullanmış ve kükürt gazı oluşturmuş. İkincisinde de su kullanmış ve oksijen gazı oluşturmuş. Diyor ki hidrojen kaynağına göre oksijen ve kükürt gibi farklı son ürünler açığa çıkabilir. Evet farklı son ürünler açığa çıkabiliyor. Doğru fotosentez çeşitlerinde karbon kaynağı aynıdır İkisinde de karbon kaynağı karbondioksit mi Evet doğru açığa çıkan sudaki oksijenin kaynağı karbondioksittir demiş arkadaşlar şuraya baktığımızda bakın atmosferdeki oksijen Pardon e, sudaki oksijen nereye gidiyor atmosfere gidiyor değil mi o zaman buradaki suyun kaynağı olan oksijen kimdir karbondioksittir Dolayısıyla doğrudur cevabımız ne olacak Edirne şıkkı olacak Gelelim 31. sorumuza. Beyin ölümü gerçekleşen bir canlıda kalbin kısıtlı bir süre daha çalışmaya devam etmesi aşağıdaki durumların hangisiyle açıklanabilir? Hani dedik ya bitkisel hayata girmiş kişiler diye. Kalbin kısıtlı çalışmasının sebebi nedir? Kendi uyartısını kendisi oluşturmasından kaynaklanıyor. Diyor ki somatik sinir sisteminden impuls alması. Hayır özenleşmiş uyarıcı ve iletici kas lifleri bulundurması yani kendi uyartısını kendisi oluşturması bu olabilir cevabımız diğerlerini okuyalım kulakçıklar ve karıncıklar arasında kapakçıkların bulunması bunlar sadece kanın geriye gidişini engeller Bununla ilgisi yoktur içerisinde içerisindeki kandan bir süre daha faydalanması İçerisindeki kanı sadece koroner damarlarla faydalanabilir. Direkt faydalanamaz. Bununla da ilgisi yoktur. İskelet kasına benzer şekilde çalışması. İskelet kasına benzer şekilde çalışır ama iskelet kası uyarıyı beyinden alır. Yani beyin ve omurilikten alır. Kalp kası ise kendi uyarısını kendisi oluşturur. O yüzden beyin ölümü gerçekleşse de kalbin çalışabilmesini sağlayan şey özelleşmiş uyarıcı ve kas liflerinin bulunması yani kendi uyarısını kendisi oluşturmasıdır. Gelelim 32. sorumuza. Sağlıklı bir insanda üretilen hormon çiftlerinden hangileri zıt etki mekanizmasına sahiptir? Yani antagonist çalışırlar. Yani biri mesela şekeri düşürürken diğeri yükseltecek. Ona bakacağız. Adrenalin, nöradrenalin. Arkadaşlar ikisi aynı yönde çalışır, vücudu hızlandırır. Kan şekerinde ikisi de yükseltir. İnsülin, glukagon. Bunlar zıt çalışır. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon artırır. Dolayısıyla bu zıttır. Kalsitonin paratormon. Paratormon kandaki kalsiyumu artırırken kalsitonin kandaki kalsiyumu düşürür, zıt çalışırlar. O yüzden üçü de alıyoruz. Aldest, aldosteron ADH. Aldosteron eee kana, minerallerin mesela sodyum, potasyum gibi minerallerin geri emilmesini sağlarken ADH suyun geri emilmesini sağlar. Bunlar zıt değildir. Görevleri birbirine benzemiyor çünkü. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olur arkadaşlar. C şıkkı. 33. Vücudumuzda yer alan yapılarının hangilerinde hiyalin kıkırdak bulunur? Arkadaşlar hiyalin kıkırdak dediğimiz zaman bizim soluk mekanizmamız aklınıza gelsin. Soluk mekanizmamız. Dolayısıyla soluk mekanizmamız aklınıza geleceği için burunda var mı? Var hiyalin kıkırdak. Daha sonra bronşlarda var mı? Var bronşlarda bizim akciğerlerimiz açılan kısımdı. Soluk borusunda var mıdır? Vardır. Omurlar arası diskte fibroz kıkırdak vardır. Bunlar daha dayanıklı kıkırdaktır. Östeki borusu da arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam üstteki borusunu elastik kıkırdaktan oluşması lazım ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Buna bir sonra bir bakayım isterseniz şöyle. Ha, baktım arkadaşlar bulamadım ama eğer siz biliyorsanız yazın lütfen. Benim şu an aklıma gelmedi. Üstteki borusunun yapısında ne olduğu. Ee, siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın Ben de aklıma gelmiş öğrenmiş olurum Dolayısıyla burada üstteki borusunun yapısı da Hiyalin kıkırdak olmadığını biliyoruz ama Cevabımız 1-3-4 olur ee, Mesela kulak yolunda e, Da yine aynı şekilde Hiyalin kıkırdak var Bir de şey var Bizim omurlarımızın Omur değil pardon Uzun kemiklerimizin uç kısımlarında da hiyalin kıkırdak vardır. Bizler embriyonik dönemdeyken, dannemizin karnındayken kemiklerimiz hiyalin kıkırdaktan oluşur. Daha sonra kalsiyum birikmesi, fosfor birikmesi sonucunda kemikleşmeye başlar. Dolayısıyla hiyalin kıkırdak embriyonik dönemde de görülür. Gelelim 34. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi üst solunum yolunu oluşturan yapılara ait görevlerden biri değildir? Üst solunum yolu dediği de nedir? Burunumuzdur, burnumuzdur değil mi? Alınan havanın ısıtılmasını sağlama evet bunu sağlıyor burnumuz besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleme Bu olur arkadaşlar çünkü orada hani e, yutkunma sırasında nefes borusuyla yemek borusu arasında epiglottis dediğimiz bir kapak vardı Bu kapak ne yapıyordu yutkunduğumuz zaman nefes borusunu kapatarak besinlerin soluk borusuna kaçmasını önlüyordu doğru Sille epitel ile yabancı maddeleri tutma. Burnumuzun iç yüzeyinde vardır bu sille epitel hücreleri. Yabancı maddeleri tutar. Sürfektan ile yüzey gerilimini azaltma. Şimdi sürfektan nerede bulunuyor? Bizim alvollerimizin içerisinde bulunuyor. Alvoller ise üst solunum yoluna girmez. Üst solunum yolu dediği bu ağzımızdan işte burnumuza kadar olan kısımdır. Yani şu başımızda bulunan kısım olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla akciğerlere girdiği için bu üst solunum yolu olmaz. Bu yanlıştır. Sürfektanı yüzey gerilimini azalttığı doğrudur ama üst solunum yolunda değildir. Soluk verme sırasında ses ver tellerini titreştirme. Bu da yine aynı şekilde üst solunum yolunda gerçekleşen bir olaydır. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki rizobium cinsi bakteriler ile baklagiller arasındaki simbiyotik ilişki hangisidir direkt sormuş. Rizobium cinsi bakteriler baklagiller için ne yapıyor? Azot bağlıyorlar. Baklagiller de arkadaşlar ürettiği fotosentez ürünlerinden bakteriye veriyorlar. Dolayısıyla ikisi arasındaki ilişki nedir? Mutalizm. Komensalizm neydi? Bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmiyor. Parazitizm de bir taraf fayda görürken diğer taraf zarar görüyor. Predatörlük ee, canlının Diğeriyle beslenmesidir aslında predatörlükte. Amensalizmde de az önce de söylemiştik bir taraf zarar görüyor diğer taraf bundan etkilenmiyor. Dolayısıyla cevabımız mutalizm olacak. 37. pardon 36. soruya gelelim. Embriyonik gelişim ardarda gerçekleşen bir dizi hücre bölünmesiyle başlar ve hücrelerin farklılaşmasıyla devam eder. Diyor ki evrelerin gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar segmentasyon gerçekleşir. Segmentasyondan sonra Blastula dediğimiz evre başlar. Blastula evresinde Blastula evresinde ee, çok sayıda hücre oluşur. Bu çok sayıda hücreleri hücrelere biz morula diyoruz. Bir dakika önce morula sonra Blastula özür dilerim. İlk önce böyle çok sayıda hani dedik ya segmentasyon sonucunda çok sayıda hücre oluşuyor diye. ilk önce bu çok sayıda hücreye biz morula diyoruz. Moruladan sonra arkadaşlar ne olacak? Blastula dediğimiz evre başlayacak. İkinci sırada bu var. Sonra gastrula dediğimiz e içe göç yani böyle hücreler içeriye doğru göç etmeye başlayacak gastrula evresinde. Burada ilk sindirim boşluğu falan oluşuyor. 3. evremiz. En sonunda organogenez gerçekleşir. Organogenezde de artık organlar oluşmaya başlar ve organların oluşumu tamamlanır. Dolayısıyla 1 4 3 ve 2 şeklinde gider. 1 4 3 2 Bursa seçeneği olur cevabımız. Gelelim 37. sorumuza. Elektron taşıma sistemi elemanları diyor. Verilen ATP sentez yollarından hangilerinde görev alır? Arkadaşlar elektron taşıma sistemi iki tane organelde vardır. Biri kloroplast, kloroplast. Diğeri de mitokondri. Mitokondri oksidatif fosforilasyon dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Kloroplastta ise fotofosforilasyonu gerçekleştiriyor. Substrat düzeyinde fosforilasyon oksijenli solunumun veya işte diğer solunumun hem glikoliz evresinde hem de Krebs çemberinde görülür. Substrat düzeyinde fosforilasyonda organik madde kullanılarak bundan açığa çıkan enerjiyle ATP üretiliyor. Biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Ama oksidatif fosforilasyonda oksijen son elektron alıcısı olarak görev yapar ve elektron taşıma sisteminde elektronlar taşınarak oksijene gelir bağlanır. Bu sırada da ATP üretilir. Bu oksidatif fosforilasyondur. Fotofosforilasyon ise fotofosforilasyon fotosentez sırasında olur ve yine e, hidrojenden hani dedik ya su parçalanıyor diye sudan ayrılan elektronlar yine elektron taşıma sisteminde böyle taşınırlar her bir taşıma sırasında da ATP üretilir bu da fotofosforilasyon sırasında olur cevabımız denizli 2 ve 3 olacak gelelim 38. sorumuza besinler mideden ince bağırsağın ilk kısmı olan 12 parmak bağırsağına geldiğinde asidik olan kimus Bağırsak mukozasından sekretin hormonu salgılanmasını uyarır. Sekretin hormonu kan yoluyla pankreasa ulaştığında pankreastan sindirim kanalına hangisi salgılanır? Yani diyor ki asidik kimusu e, asidik etkisini gideren hangisidir diye soruyor bize? Hangisi tabii ki bikarbonat iyonlarıdır. Bir iyonları ince bağırsağa gelerek bu asidik kimusun asit etkisini azaltıyor ve ortamı nötrle, nötrleştiriyor arkadaşlar. Böylece e, ince bağırsağımızın zarar görmesini engelliyor. Safra salgısı karaciğer tarafından üretiliyor, safra kesesinde depo ediliyor ve e, ince bağırsağa dökülüyor. İnsülin zaten kan şekerini düşürür, bir hormondur. Kolesistokinin de bir hormondur. Bu da Yine kan yoluyla pankreasa gider. Pankreastan pankreas özsünün dökülmesini sağlar. Ayrıca kolasistokinin safra kesesini uyararak safra salgısının da dökülmesini sağlar. Gastrin ise mide tarafından üretilen bir hormondur. Midenin çalışmasını sağlayan hormondur. Cevabımız C şıkkı olur. 39. soru. Kalbin çalışması ile ilgili durumlarından hangileri atım hızını azaltır? Kalbin atım hızını azaltacak vücut sıcaklığının düşmesi, Kanda tiroksin hormonu miktarının artması kanın pH değerinin azalması. Şimdi arkadaşlar vücut sıcaklığı düştüğü zaman otomatik olarak vücudumuz kalbini ne yapacak hani yavaşlatacak çünkü vücut sıcaklığı düştüğü zaman bazı enzimlerin çalışması yavaşlar. O yüzden de kalp atım hızını yapar yavaşlar. Kandaki tiroksin hormonu miktarı artması. Tiroksin hormonu bizim metabolizmamızı hızlandıran bir hormondur. Eğer miktarı artarsa metabolizma hızlanır. Dolayısıyla kalbin çalışması hızlanır. Kanın pH'inin azalması demek. pH'in düşmesi yani e, normalde kanımızın pH'i 7,4'tür. Şöyle yazamadım buraya 7,4'tür arkadaşlar. Eğer 7,2'ye kadar düşerse ne yapar? Kalp atımı artar. Tamam mı? Azalmaz. Dolayısıyla... Burada azaltır olanı sorduğu için cevabımız yalnız bir aşık olacak. Bu deneme için yine son sorumuza geldik. Sağlıklı bir insanın üriner sisteminde aşağıda verilen hangi yapının içindeki sıvının bileşimi kan plazmasına en yakındır? Arkadaşlar süzülme olayı nerede gerçekleşiyor? glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne. Dolayısıyla süzülme olayı nerede gerçekleşiyorsa içerisindeki sıvının bileşeni de kan plazmasına en yakın olacak yani Bowman kapsülü olacak. Peki neden diğerlerini almıyoruz? Çünkü diğerlerine gelene kadar geri emilim gerçekleşiyor. Geri emilim olduğu zaman plazmanın benzerliğinden uzaklaşıyor. Artık plazmaya benzemiyor. Yavaş yavaş idrar oluşturuluyor. O yüzden de cevabımız Bowman kapsülü olacak. Böylece ikinci denemeyi de bitirdik. Üçüncü denemeye geçelim. Evet üçüncü denemenin ilk sorusu diyor ki hemoglobinin akciğer kılcallarından geçerken oksijenle birleşmesi doku kılcallarından geçerken oksijenden ayrılmasını sağlayan temel faktör hangisidir? Arkadaşlar buradaki temel faktör karbondioksitin üretilmesidir. Şimdi bakalım diyor ki doku kılcallarındaki hemoglobin miktarının daha fazla olması. Bununla ilgili değil tabii ki. Doku kılcallarında oksijenin kısmi basıncının daha az olması. Dursun bakalım. Doku hücrelerinin oksijen ihtiyacının daha fazla olması. Akciğer kılcallarında alüvar sayısının daha fazla olması. Sayıyla bilgisi yoktur. Hemoglobinin oksijene bağlanmasını ve ayrılmasını sağlayan enzimin tersinir olması. Şimdi burada bakın bize temel faktör diyor. Yani diyor ki akciğer kılcallarından geçerken oksijenle birleşmesini Doku geçerken de oksijenden ayrılmasını sağlayan temel faktör. Burada arkadaşlar ya karbondioksitin kısmi basıncının fazla olmasından kaynaklanıyor doku kılcallarında ya da oksijenin kısmi basıncının daha az olmasından kaynaklanıyor. Peki kısmi basınç nedir? Kısmi basınç e, ortamda bulunan toplam gazda Oksijen ne kadarsa biz ona oksijenin kısmi basıncı diyoruz. Oksijenin bulunma oranı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi doku kılcallarında oksijenin kısmi basıncı daha az olduğu için ne olacak arkadaşlar? Burada basınç farkından dolayı hemoglobin oksijenden ayrılacak. Oradaki bulunan karbondoksite bağlanacak. Eğer oksijenin kısmi basıncının daha az olması deyip değil de karbondoksitin kısmi basıncının daha fazla olması deseydi onu da alırdık. Yani çıklara ya bunu yazacak ya da karbondioksitin yani doku kılcallarında karbondoksitin kısmi basıncının daha fazla olması diyecek. Dolayısıyla ikisinden birini yazmak zorunda şıklara. Diğerlerinin bununla herhangi bir ilgisi yoktur. Yani temel sebebi değildir. Temel faktör budur. 29. sorumuz. Canlıların çevresindeki Kaynakları kullanma ve ekosisteme uyum sağlama mekanizmalarını belirtmek için ekolojik niş kavramı kullanılır. Genellikle nişleri aynı olan iki tür bir komünitede bulunmaz. Ancak ekolojik nişlerinde zaman içinde değişiklikler olursa aynı komünitede yaşamlarını devam ettirebilirler. Aynı nişe sahip türlerden birinde verilenlerden hangileri gerçekleşirse bu türler yok olmadan aynı komünitede neslini devam ettirebilir. Yani demek istiyor ki birinin ekolojik nişinde bir değişiklik olması lazım ki bunlar aynı yerde geliş, e, aynı yerde yaşamını sürdürebilsin, aynı komünitede neslini devam ettirebilsin. Ne olabilir arkadaşlar? Aynı yerde yaşaması için birinin beslenme şeklini değiştirmesi olabilir, değil mi? Kaynak kullanım biçiminin farklılaşması. Aslında şöyle ee, beslenme şeklini alamayız. Evet, şimdi düşündüm de beslenme şeklini değişmesi arkadaşlar olmaz, neden olmaz? Çünkü ee, bir canlı mesela etçil besleniyorsa bir anda otçul beslenmeye dönemez. O yüzden de beslenme şeklini değiştiremez çünkü türlere özgüdür beslenme şekli. Mesela bizler omnivor besleniyoruz, değil mi? Karışık besleniyoruz, hem etçil hem otçuluz. Mesela bir aslan et yerken onu bir anda ot yemeye sevk edemez yani bir anda ot yiyemez. Dolayısıyla beslenme şeklinin değişmesi olmaz. Kaynak kullanım biçiminin farklılaşması olabilir. Mesela nasıl olur? Birisi işte ee, aslandan yine hani yola çıkarak söyleyip. Mesela aslan ve kaplan ikisinin de ekolojik nişi aynı, aynı besine besleniyorlar. Birisi mesela e, geyin diyelim ki karın karınkısındaki iç organlarını falan tüketirken diğeri mesela daha farklı yerlerini tüketirse o zaman bir arada yaşayabilirler olabilir. Davranışsal ve morfolojik değişimlerin ortaya çıkması Mesela birisi gece avlanmaya çıkarken diğeri gündüz avlanmaya çıkabilir arkadaşlar. Yine bu da olabilir. Cevabımız deniz işkoku olur. Beslenme şeklini bir anda değiştirmesi ilk başta hani mantıklı gelmişti ama düşününce dediğim gibi beslenme şekli olmaz. Çünkü bir anda etçil bir canlıyı otçul bir canlıya dönüştüremeyiz. Cevabımız bu yüzden de denizli seçeneği olur. 30. sorumuz. Bitkilerde gerçekleşen fotosentezde verilenlerden hangileri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda harcanır? Hatırlarsanız ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ne dedik? Karbondioksit kullanılıyordu. ATP kullanılıyordu ve NADP'lerdeki hidrojenler kullanılıyordu, değil mi? NADP'lerdeki hidrojenler. Bakalım. Karbondioksit kullanılıyor mu? Harcanıyor mu? Harcanıyor. Klorofil harcanmaz arkadaşlar. Klorofil ayrıca ışığa bağımlı tepkimelerde kullanılır ama harcanmaz. Yani sayısında herhangi bir azalma olmaz. Dolayısıyla bu gitti. ATP harcanıyor dedik doğru enzimler de harcanmaz enzimler bir reaksiyona girer reaksiyonu hızlandırır ve e, sabit bir şekilde yani sayısı miktarı değişmeden çıkar dolayısıyla miktarında herhangi bir azalma olmaz burada harcanır dediği için cevabımız 1 ve 3 olur bursa şıkkı gelelim 31. sorumuza bir hücrede replikasyona bağlı olarak moleküllerinin miktarındaki değişim seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Replikasyona bağlı. Şimdi replikasyon ne demek? DNA'dan DNA sentezi demektir değil mi? DNA'dan DNA sentezleyeceğiz. Dolayısıyla timin azalır mı? Azalır. Riboz ne yapacak? Riboz DNA sentezinde kullanılır mı riboz? Hangi şeker kullanılıyor? Deoksiriboz. Dolayısıyla bu değişmez. ATP ne yapacak arkadaşlar? Harcanacak yani azalacak. O zaman timin azalır. ATP azalır. Riboz değişmez olarak olur. Cevabımız A şıkkı olacak. Eğer DNA'dan RNA sentezi demiş olsaydı bu sefer de timini değişmez olarak alırdık. Ribozu azalır olarak alırdık. Gelelim 32. sorumuza. İnsanda sindirim kanalına ait yapılarından hangilerinde enzim kullanılarak sindirim gerçekleşir? Arkadaşlar, ağızda enzim kullanılarak sindirim var mı? Var. Nedir? Amilaz enzimi nişastayı sindiriyor. Midede var mı? Var. Pepsin enzimi protein sindiriyor. İnce bağırsakta zaten en yoğun sindirimin gerçekleştiği yer orasıdır. Ne sindirilir? Lipaz enzimiyle yağlar sindirilir. Amilaz enzimiyle nişasta, yine maltoz, laktoz işte sükraz enzimleri ile disakkaritler sindirilir. Yine aynı şekilde protein sindirimi de devam eder ama kalın bağırsakta sindirim olmaz. Kalın bağırsakta sadece su ve minerallerin emilimi olur arkadaşlar. Sindirim olayı yoktur. Cevabımız 1 2 3 C şıkkı olacak. Gelelim 33. sorumuza. 33. soruda ne diyor? Diyor ki transkripsiyon DNA'nın bir zincirindeki özgün bölgeye ait şifrelere uygun olarak mesajcı RNA sentezi, translasyon ise mesajcı RNA'daki şifreye uygun olarak polipeptit sentezidir. Buna göre transkripsiyon ve translasyonda olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir bakalım. Serbest nükleotit sayısının azalması arkadaşlar bu hangisinde olur? Transkripsiyonda olur değil mi? Dolayısıyla ortak değildir. Peptit bağı sayısının artması. Peptit bağı sayısının artması da yine aynı şekilde ee, nerede pardon? Peptit bağı sayısı da translasyonda artacak. Hidrojen bağlarının kurulması her ikisinde de ortaktır. Çünkü mesajcı RNA sentezlenirken DNA ile mesajcı RNA arasında geçici hidrojen bağları kuruluyor daha sonra bu bağlar ortadan kaldırılarak mesajcı RNA serbest bırakılıyor. Yine hidrojen bağları ee, şeyde de translasyon sırasında da geçici olarak kuruluyor hidrojen bağları. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 bursa seçeneği olur. Gelelim diğer sorumuza ön beyin e, ön beynin bölümlerinden olan uç beyinle ilgili diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar uç beyin iki tane yarım küreden oluşuyor. Şöyle olduğunu düşünün. Daha sonra bizim üç tane de önemli görevi vardır. Bunlardan bir tanesi kas faaliyetlerini kontrol etmek, istemli hareketleri kontrol etmek. İkincisi duy organlarından gelen uyarıları değerlendirmek. Üçüncüsü de konuşma, işte hafıza, yazma gibi olayların kontrolünü sağlamak. Diyor ki iki yarım küreden oluşur bu doğrudur. Hem duyu hem de motor nöronları bulunur. Arkadaşlar burada uç beyinde ara nöronlar bulunur. Motor nöronlar ya da e, duyu nöronları bulunmaz. O yüzden bu yanlıştır. Dışında boz madde, içinde ak madde. Evet, e, uç beyinde içte ak, dışta boz madde var. Doğrudur. Homeostesin devamlılığını sağlayan merkezdir. Bu da yanlıştır. Homeostesin devamlılığını sağlamaz. E, Homeostasinin devamlılığını kim sağlıyordu? Hipotalamus sağlıyordu. Bir dakika şurada bir yanlışlık yaptım. 1 ve 3 olarak alacaktım ama. Hem duyu hem de motor nöronları bulundurur uç beyin. Bir dakika evet doğru olacak. Nasıl doğru olur? Arkadaşlar uç beyin hani istemli kas hareketlerini kontrol ediyor. Daha sonra e, duyu organlarından gelen uyarıları değerlendiriyor ya. O yüzden duyu nöronları da vardır burada. Motor nöronlar da vardır. Yani bir bölümleri motor nöronların hepsi olmasa bile mesela akson kısmı veya dendrit kısmı her ikisinin de burada bulunur. Dolayısıyla bunu da doğru alacağız. Görevinden kaynaklıdır bu durum. O yüzden cevabımız denizli 1 2 3 olur. Gelelim 35. soruya. Diyor ki sağlıklı bir insan böbreğine ait bazı kısımlar harflerle gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z, yapıları ile ilgili hangileri doğru? Şimdi X, Y, Z, bakalım bunlara. Arkadaşlar X nedir? Böbrek atar damarıdır. Böbrek atar damarı. Y nedir? Böbrek toplar damarıdır. Burada Z idrarın biriktirildiği havuzcuk ya da diğer bir ismiyle e, pelvis'tir. Havuzcuk. T ise e, Malpighi piramitleri dediğimiz piramit kısmıdır piramit diyelim şöyle direkt piramit Şimdi bakalım veya marfik cisimciği dediğimiz kısımdır. Diyor ki X diyor azotlu atık bakımından zengin kanı taşıyan damardır. Evet X de böbrek atar damarı olduğu için azotlu atık çok boldur. Dolayısıyla idrarla dışarı atılacak. Bu doğrudur. Y'nin karbondioksit yoğunluğu X'ten fazladır. Bu da doğru arkadaşlar. Böbrek atar damarı karbondioksit bakımından fakir yani oksijen bakımından zengin kanı getirir. Buradaki hücreler oksijeni kullanır. Karbondioksit verir. Böbrek toplar damarıyla dışarı gönderir. Dolayısıyla doğrudur. Z diyor idrar toplama kanallarından gelen idrarı üretere aktarır. Z neydi? Havuzcuk. İdrar toplama kanallarından buraya idrar gelir. Buradan da nereye gider? Üretere yani e, idrar kanalına gider. Doğrudur. T'de yer alan malpigi cisimciklerinde süzülme ve salgılama gerçekleşir. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Neden? Çünkü malpigi cisimciğinde glomerulus glomerulus kılcalları. Glomerulus bir de düzgün yazabilsem. Bir de Bowman kapsülü vardır. Bowman kapsülü. Dolayısıyla burada sadece süzülme vardır. Salgılama olayı yoktur. Salgılama olayının olması için distal tüpün burada olması lazım. Distal tüp burada yok. Sadece glomerulus ve Bowman kapsülü olduğu için süzülme olur. O yüzden cevabımız 1 2 3 şeklinde C seçeneği olacak. 36. soru diyor ki fotosentez yapabilen tüm canlı türlerinde hangileri ortak değildir? Şimdi fotosentez yapabilen bir bakteriyi düşünün. Bir bakteriyi bir de bir bitkiyi düşünün. Bunların hangisinde ortak değil? Nişasta depolama ortak değil, değil mi? Bitki nişasta depolar, bakteri glikojen. Bu ortak değildir. Kloroplast bulundurma yine ortak değildir çünkü bakteride kloroplast yok. Bakteri prokaryot olduğu için sadece ribozom vardır. O yüzden kloroplast bulundurma ortak değildir. ATP sentezleme her ikisinde ATP sentezlenir, ortaktır. Enzim kullanma yine tüm canlılarda ortaktır. Şu ikisi arkadaşlar tüm canlılarda ortaktır. Cevabımız ne olacak? Ortak olmayanları sorduğu için C şıkkı 1 ve 2 olur. 37 1944'te Alaska'da küçük bir adaya bırakılan rengeyikleri 20 yıl içinde sayılarını sürekli olarak çoğaltmıştır. Popülasyonun büyüme eğrisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre Hangileri söylenebilir? Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın popülasyondaki birey sayısı artıyor. Şuraya geliyor. Bir anda sayı ne yapıyor? Düşüyor. Diyor ki birey sayısındaki artık artış J tipi büyüme eğrisi şeklindedir. Baktığınız zaman J tipi mi? Evet. Doğru. Popülasyonun büyüme döneminde geometrik artış gerçekleşmiştir. J tipinde geometrik artış vardır arkadaşlar. Doğru. Üçüncüsünde ne diyor? Diyor ki birey sayısındaki ani azalmaya zorlu iklim koşulları neden olmuş olabilir. Sonuçta sadece hani e, belirli şeyler sebep olsaydı yavaş yavaş azalırdı ama burada bir anda düşmüş. Mesela bir anda besin kıtlığı yaşanmış olabilir. Veya iklim koşulları olarak işte bir kar yağmış olabilir. Daha farklı şeyler olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla neden olmuş olabilir? Cevabımız 1-2-3 Edirne seçeneği olur. 38. sorumuz diyor ki aşağıdaki şemada lenf dolaşımına emilen besinlerin kalbe ulaşıncaya kadar geçtiği yapılar verilmiştir. Buna göre şemadaki hatanın düzeltilebilmesi için hangi iki yapının yer değiştirmesi gerekiyor? Arkadaşlar emilen besinler lenf kılcallarıyla nereye gider? Lenf damarlarına aktarılıyor. Lenf damarlarından peke sarnıcına geçer. Peke sarnıcından da göğüs lenf kanalına. Pardon bir dakika. İlk önce lah kılcallarıyla peke sarnıcına geçer. Peke sarnıcından göğüs lenf kanalına ben de karıştırdım bir dakika tamam. ilk söylediğim doğruydu arkadaşlar. Lenf damarlarından peke sarnıcına peke sarnıcından göğüs lenf kanalına e, söyleyemedim kanalına gelecek. Sonra sol köprücük altı toplar damarı oradan da üst üstten toplar damar. Yani burada göğüs lenf kanalıyla peke sarnıcının yer değiştirmesi gerekiyor. 3 ve 4'ün yer değiştirmesi lazım. Cevabımız değişiklik olur. Gelelim 39. soru. Erkeklerde hipotalamustan salgılanan GnRH'ın Hipofiz bezini uyararak salgılattığı FSH ve LH hormonları ile ilgili şimdi FSH ve LH erkeklerde ne yapıyor? Hangileri doğrudur? Diyor ki FSH diyor testislerdeki sertol hücrelerini aktive eder. Sertol hücreleri spermin üretildiği hücrelerdir arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. FSH, LH ve testosteron spermatogenez için gereklidir. Arkadaşlar eee Spermlerin olgunlaşmasını falan testosteron ve LH sağlıyor. Dolayısıyla üçü de spermatogenez için gereklidir. Diyor ki LH'ın uyarıcı etkisiyle Leydig hücreleri testosteron ve diğer androjenleri salgılar. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Şimdi testislerde iki tane hücre var. Bunlardan bir tanesi Sertoli hücreleri, diğeri de Leydig hücreleridir. Sertoli hücreleri spermlerin üretildiği bakın SS spermlerin üretildiği yerdir. Leydig hücreleri de testosteronun üretildiği yerdir. Dolayısıyla FSH bakın FSH buradaki S'ler size şey olsun böyle bir kod gibi olsun. SSS sperm. Spermlerin üretildiği yer tamam mı? FSH etkiliyor. LH da bakın L ile başlıyor. Leydik hücreleri. Leydik hücrelerini etkileyerek ne üretir? Testosteron hormonunun üretilmesini sağlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 40. soru. Hamile bir kadının ürettiği antikorlardan bazıları plasenta aracılığıyla ya da doğumdan sonra emzirme sırasında sütle bebeğe geçebilir. Bu durum bebeği annenin daha önce geçirmiş olduğu bazı hastalıklara karşı korur. Buna göre neden bebeğe geçen antikorlarla oluşan bağışıklık çeşidi. Arkadaşlar şimdi antikoru eğer kendimiz üretiyorsak aktif bağışıklık, dışarıdan hazır alıyorsak pasif bağışıklıktır. Biz burada bakın anneden bebeğe geçen antikor direkt geçiyor mu? Geçiyor. Bebek kendim üretiyor? Hayır. O zaman nedir bu? Tabii ki pasif bağışıklıktır. Cevabımız CH şıkkı olur. Özgül bağışıklık her mikroba özgü farklı şekillerde cevap verilmesidir. Doğal bağışıklık ee, ırk olarak gelen bağışıklıktır. Yani doğuştan gelen bağışıklıktır ama anneden bebeğe geçen şeklinde değil. Irk olarak. Mesela Afrikalıların sarılma hastalığına yakalanmaması nedir? Bir ırksal bağışıklıktır. Hücresel bağışıklık e, T lenfositlerinin bir mikroba karşı verdiği tepkidir hücresel bağışıklık. Aktif bağışıklıkta da antikoru kendimiz ürettiğimiz bağışıklıktır. Mesela aşı, hastalığı geçirme bunlar nedir? Aktif bağışıklık sağlar, pasif bağışıklık olacak cevabımız dışarıdan hazır alınan antikorları ifade eder. Mesela serumla hazır alırız, yine anneden bebeğe geçer hazır alırız. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Geçelim dördüncü denememize. Şimdi geldik dördüncü denememize. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Yani AYT videoları hep uzun olacak. Çünkü 5 deneme var, 13 tane soru var ve toplam 65 soru. O yüzden de 1 saatten daha fazla olacak. Hatta 1,5 saat, 2 saate yakın olacak. Başlayalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan hormonlardan biri değildir? Hipofiz bezinin ön lobundan 7 tane hormon salgılanır. Nedir bunlar? Büyüme hormonu yani STH, büyüme hormonu daha sonra e, TSH arkadaşlar tiroid uyarıcı hormon FSH folikül uyarıcı hormon LH yine e, luteinleştirici hormon bu da üreme hormonlarından bir tanesidir sonra geliyoruz ACTH Adrenokortikotropik hormon arkadaşlar en sevdiğim hormon ismi çok güzel e, bu da böbrek üstü bezlerini uyarıyor yine MSH'ı da alıyoruz bir tane daha olması lazım büyüme hormonu TSH, FSH, LH, ACTH mesela neyse aklıma gelir büyük ihtimal. Şimdi ha. Şimdi bakalım. Diyor ki folikül uyarıcı hormon FSH yazdık mı? Yazdık. Evet. Melanosit uyarıcı hormon MSH yazdık mı? Yazdık. Evet. Adrenokortikotropik hormon evet yazdık. Antidüretik hormon demiş. Antidüretik hormon hipofizin arka lobundan salgılanan bir hormondur. Ama nasıl salgılanıyor? Şöyle. Hipofizin arkolop hormonları hipotalamus tarafından üretiliyor. arkolopta da depo ediliyor. Daha sonra arkoloptan da kana veriliyor. Aslında direkt arkolop üretmez arkadaşlar. Unutmayın buradan iki tane hormon vardır. Nedir bunlar? E ADH yani diğer bir ismiyle vazopressin, antidiüretik hormon. Bir de oksitosin. Bu ikisi hipotalamus tarafından üretilip, Hipofizin arka lobunda depo edilir. Daha sonra buradan kana verilir. Bu arada aklıma gelmeyen hormon aklıma geldi. Prolaktin. Prolaktin veya LTH da deniliyor de, diyoruz biz buna. Luteotropik hormon. Bir de luteinleştirici hormon demiş. Evet, luteinleştirici hormonu da zaten buraya yazdık. O zaman cevabımız ne olacak? Antidiüretik hormon ADH olacak. Gelelim 29. soruya. Çevre faktörlerinin canlılar üzerindeki etkisi komitenin tip ve büyüklüğü üzerinde de etkili, etkili olur. Buna göre sıcaklık, ışık bunları vermiş. Diyor ki verilenlerden hangileri komünitenin tipi ve büyüklüğünün belirlenmesinde olan abiyotik faktör? Abiyotik ne demek? Cansız faktörlerdir. Cansız faktör bakalım. Sıcaklık cansız faktör. Işık cansız faktör, değil mi? Coğrafik büyüklük cansız faktör. Rekabet canlılar arasında mı oluyor arkadaşlar? Evet. Av avcı ilişkisi de yine canlılar arasında oluyor. Dolayısıyla abiyotik faktörler hangileridir? 1 2 3 C şıkkı olur. Gelelim 30. sorumuza. Diyor ki aşağıda üç farklı ışık rengiyle aydınlatılan özdeş deney düzenekleri verilmiştir. Bu deneyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi birinde sarı ışık, birinde yeşil, diğerinde de mor ışık kullanılmış. Arkadaşlar en fazla fotosentez nerede olacak? Mor ışıkta birinci sırada bu. Daha sonra sarı ışıkta en az ise yeşil ışıkta olur. Çünkü bitkiler yeşil renkli olduğu için yeşil ışığı absorbe edemiyor, büyük bir kısmını yansıtıyor. Yeşil ışıkta hiç fotosentez olmaz demiyoruz az olur tamam mı? Diğerlerine göre daha az gerçekleşir. En fazla fotosentezin gerçekleştiği ışık mavi mor renktir. Bakalım diyor ki en fazla gaz kabarcığı C deney düzeninde oluşur. Evet en fazla fotosentez burada olduğu için burada gaz kabarcığı dediği de oksijen. Fotosentez sonucunda oksijen üretiyor ya burada gaz kabarcığı şeklinde açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu doğru. Işık B deney düzeninden düzeneğindeki alk tarafından absorbe edilemez. Absorbe edilir ama az edilir. Tamam mı? Çoğunu yansıtıyor. Bir kısmını absorbe edebiliyor. Yani kendine çekebiliyor. Bu yanlıştır. 3 deney düzeneğinde de karbondoksit özümlemesi gerçekleşir. Karbondoksit özümlemesi demek karbondoksiti kendine bağlayıp bunun Bununla fotosentez yapıp işte besin üretmek demektir veya kemosentez yapıp besin üretmek demektir. Üçünde de fotosentez gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. O zaman üçünde de karbondoksit özümlemesi gerçekleşir. Cevabımız 1 ve 3 olur yani denizli şıkkı. 31. sorumuz sağlıklı bir insanın kanında bulunan al yuvar hücreleri ile ilgili hangisi yanlıştır? İhtiyaç durumunda bölünerek çoğalır demiş al yuvar hücrelerinde ne yoktu? çekirdek yoktu. Dolayısıyla çekirdek olmadığı için bölünemezler. Bu yanlıştır. Kanda en fazla bulunan hücredir. Evet. Kanımızda 1 milimetre küp. Kanda yaklaşık 4-5 milyon civarında bulunuyor. Doğru. Üretiminde eritropoyetinin uyarıcı etkisi vardır. Doğrudur. Eritropoyetin böbrekler tarafından üretilen bir hormondur. Ve arkadaşlar eee kemik iliğimizi kırmızı kemik iliğimizi uyararak burada üretimi sağlanır. Doğru. Hemoglobin molekülü içerir. Evet, hemoglobin sayesinde oksijen ve karbondoksit taşınıyor. Kandan doku sıvısına çıkamazlar. Al yuvarlar. Doğrudur. Doku sıvısına çıkarsa zaten büyük hastalıklar meydana gelmiş demektir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. Bölünemez çünkü çekirdeği yok. Bakın, olgun al yuvarlarda çekirdek yoktur. Yeni oluşmuş al yuvarlarda çekirdek vardır. Tamam mı? Bunu da unutmayın. 32. sorumuz. Bağışıklıkla ilgili verilenlerden hangileri savunmanın birinci hattına aittir? Arkadaşlar, birinci hatta, savunmanın birinci hattında mikrobun vücuda girişi engellenir. Bakalım. Tükürükteki lizozim enzimi olur mu? Olur. Çünkü tükürükte ağzımıza gelen işte besinle birlikte gelen mikroplar öldürülür. Vücuda girişi engelleniyor. Bu olur. İltihaplanma yüksek ateş. Bu artık savunmanın ikinci hattı oluyor. Çünkü mikrop vücuda girmiştir. Tüm mikroplara karşı aynı etki gösterir. İltihaplanma olur. Yüksek ateş olur. Bu ikinci hattır. İkinci yaşı salgısı yine gözümüze bir toz girdiği zaman anında gözyaşımız akmaya başlar. Bunun sebebi de yine mikrobun vücuda girişini engellemektir olur. Birinci savunma hattıdır. Doğal katil hücreler doğal katil hücreler de ikinci savunma hattına aittir arkadaşlar. Tüm ee, şeylere karşı mikroplara karşı aynı etkiyi gösteriyor. Doğal katil hücreler. Bir de üçüncü savunma hattı vardır. Üçüncü savunma hattı artık özgül olan. Mikroba özgü davranan savunma hattıdır. T lenfositleri, B lenfositleri gibi. Dolayısıyla bunları almıyoruz. Bize birinci hattı sorduğu için cevabımız 1 ve 3 Bursa şıkkı olur. 33. Duyu organları ve reseptörleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı kokuya uzun süre maruz kalan koku reseptörlerinde oluşan impuls artar demiş. Arkadaşlar yanlış. Neden? Çünkü e, biz bir ortamda uzun süre bulunduğumuz zaman oradaki kokuya alışırız. Bunun sebebi de koku reseptörlerinin çabuk yorulmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla impuls artmaz, azalır. Böylece biz ortamdaki kokuyu bir süre sonra almayız. Mesela üzerinize parfüm sıkıyorsunuz. Bu kalıcı parfümlerden dışarı çıkıyorsunuz. Bir süre sonra sanki hiç parfüm çıkmamış, sıkmamışsınız gibi o kokuyu almazsınız ve sürekli hani parfüm sıkmaya başlarsınız. Bunun sebebi aslında sizin üstünüzde o parfümün kokusu var ama sizin burnunuz bu kokuya alıştığı için koku reseptörleri yorulduğu için siz o kokuyu alamıyorsunuz arkadaşlar. Burada artar demesi yanlış olur. Aşık olacak. Dil Dildeki tat tomurcuklarında yoğun olarak kemoreseptörler, evet kimyasal maddelerin tatlarını algılıyoruz değil mi? Doğrudur. Retinada bulunan fotoreseptörler koni ve çubuk hücreleri olarak ikiye ayrılır. Bu da doğru. Koni hücreleri rengi algılarken çubuk hücreleri şekli algılıyor şekil. ilk önce çubuk hücreleri uyarılır, daha sonra kon hücreleri uyarılır. Doğrudur. İç kulaktaki salyangozda işitme ile ilgili mekanoreseptörler bulunur. Bu da doğru. Hatta salyangozda kohleer kanalda korti organı var. Korti organı işitme reseptörlerinin yoğun olarak bulunduğu yerdir. Doğru. Derideki basınca duyarı, duyarlı reseptörler pacini cisimcidir. Zaten basınç neydi? P harfiyle gösteriliyor. Oradan aklınıza gelsin. Doğrudur. Cevabımız aşık olacak. İmpuls artar değil azalır demesi gerekiyor. 34. Kanda oksijenin taşınması ile ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakalım. Atmosferdeki oksijenin kısmi basıncı alveol kılcallarındaki basınca göre daha yüksektir. Yani atmosferdeki oksijenin e, bulunma miktarı alveollerdeki basınca göre yani bulunma miktarına göre daha yüksektir. Doğrudur arkadaşlar. Bu yüzden zaten oksijen alveollerden girebiliyor. Bu doğru. Alveol boşluğundan kılcallara difüzyonla geçen oksijenin suda çözünürlüğü düşüktür demiş. Kılcallara geçtikten sonra difüzyonla ne yapıyor arkadaşlar? Suda çözün hani suda çözünürlüğü düşük olduğu için direkt nereye bağlanıyor? Zaten hemoglobine bağlanıyor arkadaşlar buradan e, al yuvarların içerisinden. Dolayısıyla bu da doğru olacak. Oksijenin büyük bir kısmı al yuvarlardaki hemoglobine bağlanarak taşınır. Evet %98'lik bir kısım al yuvarlara bağlanıyor. Yüzde ikilik kısım çözünmüş halde taşınıyor. Çözünürlüğü düşük olduğu için arkadaşlar ancak yüzde ikilik kısım çözünebiliyor. Dokulara gelen kandaki oksijenin yoğunluğu doku sıvısına oranla daha yüksektir. Bu da doğrudur. E, kandaki oksijen daha fazla olduğu için burada hemoglobinden ayrılır. Nereye girer? Dokulara girer. Dolayısıyla doğru. Hemoglobinin oksijene bağlanması veya serbest bırakması karbondioksitin kısmi basıncına bağlıdır. Şimdi direkt olarak e, ee, mesela serbest bırakması karbondioksitin kısmi basıncına bağlı. Bakın sadece serbest bırakma kısmını alsaydı doğruydu ama oksijenin bağlanması bizim alveol kılcallarımızda olduğu için oksijen, karbondioksitin kısmi basıncına bağlı değildir. Havadaki oksijenin kısmi basıncına bağlıdır. O yüzden bu yanlış olacak. Serbest bırakması karbondioksitin kısmi basıncına bağlı olabilir. Ama bağlaması direkt bağlı değildir arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 35. İnsanda sperm hücresine ait görsel aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor harflerle gösterilen bölgelerle ilgili hangileri doğrudur? Hemen yazalım bölgeleri. K nedir burada? Akrozom dediğimiz bölgedir. Akrozom ne yapıyor? İçerisinde bulunan enzimler sayesinde yumurta zarını deliyor. L nedir? Çekirdektir. Burada da genetik materyal bulunur. Genetik materyal direkt aktarılıyor yumurtaya. N nedir? Boyun kısmıdır arkadaşlar. Burada bol miktarda mitokondri bulunur. Kamçının hareketi için gerekli olan ATP üretilir. M de zaten kamçıdır. Veya kuyruk da diyebiliriz. Şimdi diyor ki K diyor yumurta zarını delecek enzimleri bulundurur. Evet akrozom bulunduruyor. Bu doğrudur. M Spermin yön ve hareketini sağlar. M'ye bakıyorum. Evet kamçı olduğu için yön ve hareketini sağlıyor. L'de 22 kromozom bulunur. Çekirdek. Şimdi sperm en kromozomludur değil mi? En kromozomlu. 22 değildir. Bakın normalde bizim hücrelerimiz kaç kromozomdur? 2'ye yani eşittir. 46 kromozom. Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomudur. 2 tanesi de nedir? gonozomdur. Yani cinsiyet kromozomudur. Bunlar mayoz bölünme geçirdiği zaman arkadaşlar mayoz bölünme geçirdiği zaman ne oluyor? 22 artı x 22 artı x şeklinde olur. Erkeklerde de 22 artı x 22 artı y şeklinde ayrılıyor. Şimdi o zaman bir spermde mesela 22 artı Y olarak düşünürsek bir spermde ne olur? 23 tane kromozom bulunur. Burada 22 kromozom demiş. Bu yanlıştır. Eğer size 22 kromozom değil de 22 otozom bulunur deseydi doğru olurdu. Otozom çünkü vücut kromozomudur. Buradaki Y cinsiyet kromozomudur ama direkt 22 kromozom dediği için yanlış oluyor. Ne diyor? Bol miktarda mitokondri içerir. Ne bölgesi? Boyun bölgesi. Boyun bölgesi bol miktarda mitokondri içererek ATP üretiyor ve kamçının hareketini sağlıyor. Doğrudur. Cevabımız 1-2-4 şeklinde denizli şıkkı olur. 36. soru. Karaciğerin gerçekleştirdiği işlevlerinden hangileri kanın temizlenmesini sağlar? Besinlerle alınan toksik maddeleri etkisiz hale getirmek bu kanın temizlenmesini sağlıyor değil mi? Zehirli maddeleri sonuçta temizliyor. Kandaki fazla glikozu glikojen olarak depolama burada şekeri düşürüyor arkadaşlar. Kanın temizlenmesi ile ilgili değildir bu. amonya üreye dönüştürme. Amonyak nedir? Zehirli bir maddedir. Bunu üreye dönüştürerek kanı ne yapıyor? Yine temizliyor. Dolayısıyla burada 1 ve 3 olur. C şıkkı olur cevabımız. 37. soru. DNA'nın iki zincirinin arasındaki hidrojen bağlarının kırılarak birbirinden ayrıldığı sıcaklığa DNA'nın erime sıcaklığı denir. Aşağıdaki grafikte toplam nükleotit sayısı aynı olan. Bakın burası önemli. Toplam nükleotit sayısı aynı olan. Yani diyelim ki 100 tane nükleotit var her birinde. XYZ şeklinde belirtilen DNA moleküllerinin erime sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, erime sıcaklıkları neden yükselir? E, aralarındaki hidrojen bağlarından kaynaklanıyor bu Mesela guanin ile sitozin arasında kaçlı hidrojen bağı var? Üçlü Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı var Eğer bir DNA'da guanin sitozin oranı çok fazlaysa Biz o DNA'yı daha yüksek sıcaklıkta eritebiliyoruz Yani çözdürebiliyoruz, ayrıştırıyoruz Dolayısıyla burada guanin sitozin oranına baktığımızda En fazla olan hangisidir? Z'dir Sonra Y'dir En az olan ise X'tir. Diyor ki buna göre hangileri doğrudur? X'in adenin guanin oranı Y'den fazladır. X'in adenin guanin oranı diyor Y'den fazladır. Z'nin stozin timin oranı Y'den fazladır. En fazla fosfodiester bağına Z sahipti. Şimdi eşit uzunlukta olduğu için bir kere fosfodiester bağları ne olacak? Eşit olacak. O yüzden bu yanlıştır. Adenin guanin oranını da şöyle bulabiliriz. Şöyle yapalım. Bakın 100 tane nükleotitli dedik ya. DNA'nın bir zincirinde 50, diğerinde de 50 vardır değil mi? Nükleotit olarak eşit uzunlukta dediği için bize. X için, bakın X için diyelim ki 20 tane, yani şöyle yapabiliriz aslında. X için 20 tane adenin timin olsun. Geriye kalan 80 tane de guanin sitozin olsun. Yani 10 tane adenin 10 tane timin bunu Z için yapalım arkadaşlar. Z için bu şekilde olsun. Çünkü Z'de guanistozin oranı daha fazladır. Daha sonra gelelim Y'ye. Y'de biraz daha az yapacağız. Y için guanistozini biraz daha az yapacağız. Mesela 40 tane adenin timin olsun. 60 tane de guanistozin olsun. X'e geldiğimiz zaman X içinde işte 60 tane adenin timin olsun. Adenin timin 40 tane de guanin Guaninstuzin olsun. Guanin, stozin oranı en az olan x olacak. Burada ne diyor diyor ki x'in adenin guanin oranı y'den fazladır. X'in adenin guanin oranına bakıyorum. Kaç tane x'te adenin e, guanin var? X'te kaç tane var? 40 olduğu için 20 20 dersek 20 tane guanin var. Adenin kaç tane? 30. Burada ne olur? 3 bölü 2 olur. X'in. Y'ye bakıyorum. Y'de kaç tane adenin var? 20. E, kaç tane guanin var arkadaşlar? 30. 2 bölü 3 olacak. 2 bölü 3. Burada sıfırlar gider. Diyor ki x'in adenin guanin oranı y'den fazladır. 3 bölü 2. 2 bölü 3'ten daha büyük değil midir? Büyüktür. O zaman bu doğrudur. Z'nin sitozin timin oranı y'den fazladır. Şimdi z'nin sitozin timin oranına bakıyorum. Z'de kaç tane sitozin var? 40. Kaç tane timin var? 10. O zaman ne oldu oranı? 4 oldu. Z'nin. Y'ye bakıyorum. Y'de kaç tane sitozin var? 30. Kaç tane timin var? 20. Ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Sitozin oranı Y'den fazla 4, 3 bölü 2'den daha büyük olduğu için doğru olacak. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Bunu ezber olarak değil de böyle sayı vererek kendiniz daha kolay bulabilirsiniz. O yüzden sınavda da bu şekilde yaparsanız daha net sonuçlar elde edersiniz. Gelelim 38. sorumuza. İnsanda metabolik atıkların uzaklaştırılması ile ilgili hangileri sağlanır diyor. Kandaki glikozun normal değerlerde tutulması. Şimdi metabolik atık demek mesela karbondioksit, amonyak, üre bunların uzaklaştırılması demektir. Glikozun bunlarla ilgisi yoktur su tuz iyon dengesinin korunması bu olur arkadaşlar. Mesela karbondioksiti uzaklaştırarak ne yaparız? İyon dengesini koruruz. Yine su dengesini üreyi uzaklaştırarak sağlarız. O yüzden olur. Kanın pH değeri yine karbondioksite bağlı olarak kanın pH değerinde düzenler. Ama şekerle bunun ilgisi yoktur metabolik atıkla. Cevabımız denizli şıkkı olur. 39. sorumuz. Diyor ki insanda merkezi sistemine ait, merkezi sinir sistemine ait bazı bölümler şemada verilmiştir diyor. Görselde. Buna göre numaralanmış bölümlerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir numara zaten beynin loblarını oluşturan uç beyindir. Uç beyin. İki numara bakın burada küçük yapıları gösteriyor. Hipofizdir. Hipofiz. Üç numara omurilik e, soğanıdır. Üç numaraya baktığım zaman yok üç numara omurilik soğanı değil. Yanlış söyledim. 3 numaraya tekrardan bakayım. Omurilik soanı. 4 numara omurilik. 5 Beş beyincik, 5'in beyincik olduğu doğru. Beyincik olduğu doğrudur. Şimdi burada eee 3 numara omurilik soğanı değil arkadaşlar. Burada omurilik soğanı olan kısım bakın kırmızıyla hatta şöyle yeşille göstereyim. Omurilik soğanı olan şuradaki küçük çıkıntıdır. Tamam mı? Burada 3 numarayla gösterdiği yapı ponstur. Dolayısıyla bu yanlış olacak. 4 numara omuriliktir. Evet böyle aşağı doğru uzanır. 5 numara da zaten beyinciktir dedik doğrudur. Cevabımız ne olacak? 3 numara omurilik soğanı değil pons olarak söylüyoruz. Gelelim 40. sorumuza. İskelet kaslarının kasılma sürecinde olaylarının gerçekleşme e, sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakalım asetil sinaptik boşluk salgılanması, sarkomer boyunun kısalması, miyofibrillerin arasına kalsiyum iyonlarının yayılması. Şimdi arkadaşlar e, iskelet kasının kasılması sırasında ilk önce ne olacak? Kalsiyum iyonları miyofibril dediğimiz aktin ve miyozinlerin arasına yayılacak yayılacak ki kasılma gerçekleşsin tamam mı o yüzden birinci sırada bu olur daha sonra kasılma olayı gerçekleşirken sarkomerin boyu ne yapar kısalır değil mi sarkomerin boyu ne yapacak kısalacak Evet sarkomerin boyu kısalacak. Tabi öncesinde düşünmeme sebep olan şey ilk önce hormon salgılanacak. Yani asetikolin dediğimiz hormon sinaptik boşluğa salgılanacak ki uyarı gitsin ondan sonra kalsiyum iyonları yayılmaya başlasın. O yüzden ilk önce asetilkolin sinaptik boşluğa yayılır. Sinaptik boşluk dediğimiz neydi? Sinaptik boşluk arkadaşlar bir kas hücresi ile e, motor nöron arasında ya da iki tane nöron arasında bulunan boşluğa biz ne diyoruz? Sinaptik boşluk diyoruz. Buradan Asetil kolin gibi maddeler, nörotransmitter maddeler bu boşluğa salgılanıyor. Daha sonra bu maddeler nereye alınıyor? Diğer hücremize alınıyor. Burada ilk önce bu olayın gerçekleşmesi lazım. Daha sonra uyarı kas hücresine gittiği zaman miyofibriller yani aktin ve miyozinin arasına sarkoplazm kiretikulumdan kalsiyum salgılanır, yayılır. İkinci sırada bu. Sonrasında da bir tür olaylar gerçekleşerek sarkomerin boyu kısalır yani kas kasılır. Sarkomer dediğimizde hani şu kaslarımız var ya kaslarımızda bakın şunlar aktin iplikçikleri. Arada bulunan şu kırmızıyla çizdikleri miyozinlerdir. Sarkomer iki tane z çizgisi. Bunlar z çizgileridir şu uzun olanlar. Z çizgileri arasında bulunan bölgeye biz sarkomer diyoruz. Bu sarkomer kas kasılma sırasında ne yapıyor? Böyle kısalıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-3-2 şeklinde olur. Yani bursa seçeneği olacak son denememize geçelim artık. Evet geldik 5. denememiz arkadaşlar. Son denememiz. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Hani üst üste çektiğim için bir buçuk saatlik bir video oluyor. Hatta geçecek bile. Bazen böyle dilim sürüşebiliyor. Kusura bakmayın. Bazen böyle beynim durabiliyor. Kusura bakmayın. Şimdi diyor ki 28. soruda Ervin Kragarf'ın yaptığı ben böyle okuyayım. E, deneyler sonucunda DNA'daki adenin sayılarının timin sayılarına, guanin sayılarında sitozin sayılarına eşit olduğunu göstermiştir. Ancak hücre genelinde yapılan çalışmalarda adenin sayısının timin sayısından fazla olduğu tespit edilmiştir. Hücrelerde adenin sayısının timin sayısından fazla olması adenin bazının moleküllerinden hangilerinin yapısında bulunmasıyla açıklanabilir. Şimdi arkadaşlar Adenin kimin yapısında var? Bakın adenin mesajcı reynanın yapısında var mı? Var değil mi? Taşıyıcı reynanın yapısında adenin var mı? Var. ATP zaten nedir? Adenozin trifosfattır. Yani adenin bazına riboz şekeri bağlanıyor. İkisi birlikte adenozin oluyor. Dolayısıyla bunun yapısında olduğu için de sayısı fazladır. Ribozomda da ribozomal reyna vardır. Bu yüzden de ribozomal reynanın yapısında yine adenin olduğu için sayıca fazladır. O yüzden hepsinin yapısında ne bulunur? Adenin bulunur. Gelelim 29. sorumuza. Karbondoksitin taşınması ile ilgili reaksiyon aşağıda verilmiştir. Bu reaksiyonla ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi su ve karbondoksit birleşmiş karbonik asidi oluşturmuş. Daha sonra hidrojen iyonu ve bikarbonat iyonlarını ayrışmış. Diyor ki kan plazmasında gerçekleşir. Arkadaşlar bu olay e, kan plazmasında değil Al yuvarların içerisinde gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Karbonik anhidraz enzimi görev alır. Evet, bu olayları gerçekleştiren karbonik anhidraz enzimidir. Doğrudur. Açığa çıkan hidrojenler hemoglobinlere bağlanır. Kanın asitliğini e, artırmasın diye, asitlik işte pH düşmesin diye hemoglobinlere bağlanır. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı 2 ve 3 olur. 30. soru biyoteknoloji organizmaları ve bileşenlerini kullanarak doğal yollarla elde edilemeyen ya da yeteri kadar üretilemeyen maddeleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknolojik çalışmalar sonucu verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? Yeni özelliklere sahip sebzeme meyvelerin üretimi olabilir arkadaşlar. Mesela işte daha ekşi erikler daha büyük çilekler elde edilebilir. Atık maddelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi. Evet, ayrıştırıcılar kullanılarak bunları tekrardan kullanılabilir hale getirebilir. Yapay organ ve doku üretimi. Yine bu da biyoteknoloji sayesinde kök hücreler kullanılarak yapay organ ve doku üretimi yapılabilir arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Hepsinde kullanıldığı için Edirne şıkkı olur. 31. soru Sağlıklı bir bireyde kanın geçtiği damardaki akış hızı değişimi. Şimdi akış hızını vermiş bize 1-2-3 numaralı damarları istiyor. Akış hızı en fazla kimdedir? Akış hızı atar damarlarda. Kimde en azdır arkadaşlar? Kılcal damarlarda. Toplar damarlarda ise biraz daha fazladır akış hızı. Dolayısıyla atar, kılcal, toplar şeklinde olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkı olur. 32. soru. Bir nöronun akson ucundaki impuls diğer bir nörona iletilirken yapılarından hangi sıraya göre geçer? Bakın bir nöronun akson ucundaki impuls. Şimdi nöronumuz şöyle. Hiç çizemedim bir dakika. Şöyle yapalım. Birinci nöronumuz şu şekildedir. Şurası da akson kısmı. Şöyle akson kısmı ikiye ayrıldığını düşünün. Diğer nöron da arkadaşlar şöyledir. Bununla bağlantı kurmuştur. Bu şekilde gidiyor. Şimdi Birinci nöronla ikinci nöron arasında bulunan bölgeye biz ne diyoruz? Sinaptik boşluk diyoruz değil mi? Sinaptik boşluk. Akson ucunda olduğu için ilk önce nereye gidecek? Sinaptik boşluğa. Aksonun sonunda çünkü. Sonrasında dendritle algılanır. Dendrit. Sonra dendritten de hücre gövdesine aktarılır. Hücre gövdesinden de aksona doğru gider. Dolayısıyla 1-3-2 şeklinde olur. Cevabımız C şıkkı olur. 33. soru aşağıdaki şekilde normal göz ile kusurlu göz yapısı verilmiştir diyor. E, bu göz kusuru ile ilgili hangileri doğrudur? Bakın normal gözde görüntü retinanın üstüne düşerken ikincisinde arkadaşlar görüntü retinanın arkasına düşmüş. Dikkat ederseniz gözün çapında bir kısalma meydana gelmiş. Bu nedir? Yakını görememe yani hipermetropluktur. Hipermetropluktur. Ben bunu şöyle kodluyorum. Şöyle düşünün. Mesela sizden çok uzakta olan birisi size taşı attı. O taş geldi sizin önünüze düştü. Ön tarafınıza. Dolayısıyla arkadaşlar uzağı göremeyen yani miyop olan kişilerde görüntü retinanın önüne düşer. Bizi de retin olarak düşünüyoruz. Hipermetroplarda yani yakını göremeyen kişilerde ise şöyle düşünün. Yakındaki bir kişi size taş attı. Normalde tutturur ama tutturamadığını varsayalım. Ve ta gitti arkanıza düştü. Bakın yakını göremeyen kişilerde yani hipermetroplarda görüntü retinanın arkasına düşer ve aradaki mesafe daha kısadır. Dolayısıyla hipermetroplarda aradaki mesafe daha kısadır ve görüntü retinanın arkasına düşüyor. Diyor ki gözün çapı normalden kısadır ya da mercek normalden incedir. Evet, mercek normalden ince olunca da arkadaşlar bu durum ortaya çıkıyor. O yüzden bu doğrudur. Görüntü retinanın arkasına düştüğünden yakındaki cisimler net görülemez. Bu da doğrudur. Kalın kenarlı e, mercekle görüntü düzeltir. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız? Mutluluk hayali. Mutluluk hayali. Arkadaşlar buradaki M miyop. U uzağı görememe. K de kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. H hipermetrop. Y yakını görememe. İyi de ince kenarlı mercekle düzeltiliyor. Bize ne demiş? Kalın kenarlı mercekle düzeltilir demiş. Bu yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 denizli seçeneği olacak. Geçelim şimdi diğer sorumuza. Diyor ki bitkisel fotosentezde şöyle silelim burayı. Olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Karbondoksinin özümlenmesi, klorofilin ışık enerjisiyle uyarılması, ATP'nin sentezlenmesi. Şimdi ilk önce ışığa bağımlı evre gerçekleşiyor. O yüzden klorofil ışıkla uyarılıyor. Klorofil ışıkla uyarıldığı zaman elektron bırakıyor. Bu elektron da elektron taşıma sisteminde taşınarak ATP sentezleniyor. İkinci sırada bu olur. Su fotoliz olduğu için e, fotoliz sırasında açığa çıkan oksijen atmosfere veriliyor. Hidrojenler de gidip NADP'ye bağlanıyor. NADPH oluşturuluyor. Daha sonra ışıktan bağımsız evre başlıyor. Bu evrede de karbondioksit özümlenir. Karbondioksit çeşitli reaksiyonlarla besine dönüştürülür arkadaşlar. Cevabımız 1 pardon 2 3 1 şeklinde olacak. 2 3 1 C şıkkı olur. E, yine önceki şeylerde denemelerde de söyledim. O fotosentezle ilgili tabloyu bir iki kere böyle yapın. Zaten bu tür soruları kolayca yaparsınız. 35. soru. Komünitelerin kararlı ve dengeli bir evreye geçmesi aşağıdaki verilen kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Bu kavramımız klimakstır arkadaşlar. Komünite kararlı bir hale gelmişse biz buna klimaks diyoruz. Birinci süksesyon, süksesyon sıralı değişimdir. Diyelim ki ortamda hiç toprak falan yok. Toprak oluşumuyla başlayıp gelişmiş canlıların ortama yerleşmesine biz birinci süksesyon diyoruz. İkinci süksesyonda yangın sel gibi durumlarda ortamdaki canlıların yok olup yerine yeni canlıların gelmesi ikinci süksesyondur. Ekolojik niş bir canlının doğada sahip olduğu yaptığı iştir. Ekoton ise iki tane ekosistemin e, kesiştiği bölgedir arkadaşlar. Ekotonda bu bölgedir. Ekotonda canlı çeşitliliği çok fazladır. Birey sayısı azdır ama çeşitlilik fazladır ekoton bölgesinde. Gelelim diğer sorumuza. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan bireylerde diyor hangileri ortaya çıkabilir? Alüvar üretiminin azalmasına bağlı olarak anemi olabilir arkadaşlar. Çünkü böbrekler eritropoietin hormonu üretiyordu, değil mi? Eritropoietin hormonu. Değişik bir hormon ismi, değil mi? Zaten eritrosit eritrositten aklınıza gelsin alüvar. Alüvar üretimi azalacağı için böbreği bozuk olduğundan dolayısıyla anemi, kansızlık ortaya çıkar. Nefrondan kalsiyum e azalmasına bağlı olarak ke, e, kemik erimesi, nefronlarda kalsiyum emilimi azalabilir. Böbrek fonksiyonu bozuk olduğu için buna bağlı olarak da kemik erimesi olabilir arkadaşlar. Üre, ürik asit, kreatinin gibi bileşiklerin vücut sıvılarında artması sonucu üremi bu da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, böbrek hani çalışmadığı için hepsi ortaya çıkabilir. Gelelim 37. sorumuza. Karaciğer'in gerçekleştirdiği olaylarından hangileri sindirimle ilgili görevlerindendir? Bakalım sindirimle ilgili. Glikozun fazlasını glikojen olarak depolar. Bu kan şekerini düşürme olayıdır. Sindirimle ilgili değildir. Amonya üreye dönüştür. Bu da metabolik atıklarla ilgili bir görevidir. Yani zehirli molekülleri zehirsiz hale getirme görevidir. Yine toksik maddeler de aynı şekilde arkadaşlar. Zehirli molekülleri zehirsiz hale getirme, kanın pH'ini düzenleme, kanı temizleme görevidir. Ama safra sindirimle ilgili görevidir. Yağların mekanik sindirimini sağlayan safrayı üretiyor. Cevabımız Bursa şıkkı yalnız 4 olacak. 39. sorumuz değil 38 çözmemişiz 38'i. Aşağıda verilen hede hormon hedef doku organ eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? FSH yumurtalık ve testisleri uyarıyor doğru. Yumurtalıklardan yumurta üretimini testislerin e sertoli hücrelerinden de sperm üretimini sağlıyor. ACTH böbrek kanalları demiş. Hayır, ACTH böbrek üstü bezlerini uyarır. Bu yanlıştır. TSH tiroid beze ve tiroid uyarıcı hormondur. Prolaktin süt bezlerini uyararak sütün işte üretilmesini sağlıyor. Doğru, süt bezlerinin büyümesini sağlıyor yine. Progesteron duiterus uyararak rahim kaslarının, işte rahimin büyümesini sağlar. Yine kılcal damar bakımından zenginleşmesini sağlar. Dolayısıyla yanlış olan ACTH olacak. 39- İnsan dişi üreme sistemine ait bazı yapılar aşağıdaki görselde belirtilmiştir diyor. Buna göre ABCD yapıları ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce bakalım yazalım hepsini. Burada arkadaşlar A nedir? Fallopi tüpüdür. Fallopi tüpü diğer bir ismiyle yumurta kanalı. B nedir? Yumurtalıktır ya da ovaryum yumurtalık. C nedir? C rahimdir değil mi? Rahim. Ya da C'de endometriumu mu göstermiş acaba? Endometriumu da göstermiş olabilir. Endometrium. D'de rahim iç duvarıdır zaten. Rahim. Bakalım. Diyor ki A ikinci oositin döllendiği yerdir. Fallopi tüpü döllenmenin gerçekleştiği yer. Doğru. B diyor östrojen ve progesteron üretir. Yumurtalık östrojen ve progesteron üretebilir. Doğru. C dokusuna ait hücrelerin Bölünme yeteneği yoktur demiş. Arkadaşlar C dokusu endometrium tabakası, endometrium tabakası kalınlaşıp incelebiliyor. İşte her ay e, menstrual döngünün ilk zamanlarında, yani bu folikül evresi dediğimiz evrede hormonların etkisiyle, östrojenin etkisiyle, progesteronun etkisiyle kalınlaşıyor. Daha sonrasında korpus luteum bozulduğu zaman da işte içerisinde buna o kalınlaşan kısmı kanla birlikte dışarı atıyor. Dolayısıyla burada bölünme yeteneği yoktur dediği için bu yanlış olacak. D bol miktarda kan damarı içerir. Rahim evet bol miktarda kan damarı içeriyor. Zaten e, hamilelik olduğu zamanlarda döllenme gerçekleştiği zamanda ya da işte Folikül evresi dediğimiz o yumurta oluşumu zamanında da kan miktarını çoğaltmak için kılcal kan damarı bakımından da zenginleşiyor. Dolayısıyla doğru olanlar 1 2 4 olur. Yani Edirne şık. Son sorumuza geliyoruz artık. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon için verilen doğru bir örnektir? Popülasyon neydi? Aynı türe ait canlıların topluluğudur. Aynı tür. Akdeniz'deki balıklar demiş. Akdeniz'deki balıklar lüfer mi diyorsun, hamsi mi diyorsun? Dolayısıyla bu olmaz. Bu bir komünite örneğidir. Toroslardaki çamlar. Dursun bakalım. Antalya körfezinde yaşayan mercanlar. Mercanların da farklı türleri var. Dolayısıyla olmaz. Karadeniz'de yaşayan hamsiler. Bakın sadece hamsiyi söylemiş. O zaman aynı tür mü? Aynı tür. Denizli şıkkı olur cevabımız. Menderes nehrindeki alpler. Sarı alpler mi? Kırmızı alpler mi? Kahverengi alpler mi? Bilmiyoruz. Toroslardaki çamlar sarı çam mı, kara çam mı, ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla cevabımız deniz ışığı olacak. Unutmayın, popülasyonda aynı tür olur. Diğerlerinin hepsi komünitedir. Farklı türler bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır arkadaşlar diğerleri. Ama popülasyon aynı tür içerir. Böylece AYT'nin ilk videosunu bitirdik. Biraz uzun oldu. Bir buçuk saati geçmiş. Ama her birinde 13 soru var. 5 deneme 65 soru çözmüş olduk. Umarım beğenirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.